Merhaba çocuklar. Bir süredir sizleri göremiyorum. Ben hepinizi çok özledim. Biliyorsunuz ki okulumuzdaki çalışmalarımıza birazcık ara verdik. Ama evden devam ediyoruz. Artık sizin evde oyun oynamak için bolca vaktiniz var. Bu vakti de çok güzel geçirdiğinize eminim. Ben size şimdi iki farklı oyun anlatacağım. Bunları da evde oynamanızı isteyeceğim. Oyunlarımızdan ilkinin adı Nesi Var oyunu. Bu oyunu oynayabilmen için birkaç kişiye ihtiyacın olacak. Annen, baban, aile büyüklerin veya kardeşinle birlikte bu oyunu oynayabilirsin. Oyuna başlarken aranızdan birini seçeceksiniz. Bu kişi sen olabilirsin. Eğer oyunu salonda oynuyorsanız birazcık koridora çıkmanı isteyeceğim. İçeridekiler ise sen onları beklerken içeriden bir nesne seçecekler. Ve seçtikleri bu nesnenin özelliklerinden bahsedecekler. Mesela rengi nedir, boyutu nasıl, şekli nedir gibi bunları konuşacaklar. Daha sonra seni içeriye çağıracaklar. Senin görevin o nesnenin ne olduğunu tahmin etmek. Bu yüzden onlara nesi var diye sorman gerekiyor. Onlar sana ipuçları verecekler. Mesela birisi renginden bahsedecek. Mavi mi, kırmızı mı bunu söyleyecek. Bir diğeri ise şeklinden bahsedecek. Kare mi, üçgen mi, dikdörtgen mi? Sen bu sırada tahmin etmeye çalışacaksın. Üç tahmin etme hakkın olacak. Dikkatlice düşünmeni istiyorum. Daha sonrasında eğer sen bilebilirsen bir sonraki kişi ebe olacak ve dışarıya o çıkacak. Bu oyunu keyifli bir şekilde oynamanı çok istiyorum. İkinci oyunumuza geçelim. Bu oyunun adı da Körebe oyunu. Burada da bir kişi seçiliyor yine. Bu seçilen kişinin gözleri bağlanıyor ve o kişi diğerlerini ebelemeye çalışıyor gözleri bağlıyken. Siz de sessizce ondan kaçmaya çalışıyorsunuz. Bu oyunun sonunda da ebelenen kişi körebe oluyor ve bu sefer de o yakalamaya çalışıyor. Bu oyunları keyifli bir şekilde oynayacağınızı düşünüyorum. Hoşça kalın.